Bazen bir kişinin hayatı, hikayesi milyonlarca kadına yardımcı olabilir. Hatice'nin hikayesi de bence böyle bir şey. Hatice İnci, Suiço konuğumuz, 2 yaşındaki çocuğu Emircan'ın velayeti annede mahkeme kararıyla ama eşinden defalarca şiddet gören bir kadın. Bir sene önce onun tanımıyla öldüresiye dövüldüm dedin. Evet. Elinden geleni de yaptın, koruma kararları da aldırdın. Evet. Bu arada sizin ayrı olduğunuz dönemde eşin çocuğu gelip görüyordu ama ne olduysa 26 Ağustos günü oldu. Evet. Çocuğu senden yine aldı. Evet. Bunu daha önce mi planlamıştı bilmiyorum. Ama zaten bütün gayesi tamamen her zaman için beni nereden vurabilir, beni nereden yaralayabilirdi ve yaralayacağı noktayı buldu ve bunu da yaptı. Çocuğumu çocuğu kaçırmışım. Bazı videolar var. Onları ekrana getireceğim ama çocuğu kaçırmasının sebebi, ya bu çocuğu görmek istiyorsan geri döneceksin. Evet. Benimle barışacaksın. Evet. Ama bunu da söylemiyor. Ben ona bu fırsatı sundum. Ama kendisi bulunduğu konumdan, yani kendisi ayrı bir konumda bulunup beni ayrı bir yere göndermeye çalıştı. Yani kendisi, biz Hatay'da yaşıyoruz. Kendisi Hatay'dan, kendisi Hatay'da ikamet ediyor. Hatay'da bulunup bana, ben Antalya'dayım, Antalya'ya bilet keseyim, beni oraya göndermek istiyor. Ben neden Antalya'ya gideyim? Hani sen buradasın, beni neden oraya göndermeye çalışıyorsun? Amacın ne? Fikrin ne? Ne amacı? Yani mesela eşinin böyle kişilik özelliklerini anlatıyor olsan onunla ilgili neler söylersin? Yani Yusuf İnci, çocuğunu kaçıran baba, bu arada annenin Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'na çocuğun kaçırılması ve alıkonulmasıyla ilgili de şikayetleri de var. Hı. Kocan Yusuf İnci'yi anlatıyor olsan nasıl bir babadır, nasıl bir kocadır? Esra Hanım her zaman çocuktan uzak kaldı zaten. Kendisi yurt dışında sürekli. Çocuğu 2 yaşına gelene kadar yani belki görmüşlüğü 4-5 seferdir. Sevdiğini hiç görmedim. Biz evde dahi oturduğumuz zaman mesela ben hasta olurum, yorgun olurum. Ya Yusuf, Emircan sıkıldı, hani al onu biraz parka götür. Ya ben bu çocuktan nasıl baş edeceğim? Sanki karşısında bir ejderha var. 1,5 yaşındayken bile Emircan çok hareketli bir çocuk. Emircan evde kıvranırken Emircan'ı yakasından tutup havaya kaldırıp otur buradan kalkmayacaksın. Az biraz annemden, babamdan yüz bulmasa onu yani eminim ki dövecektir. Ve ben burada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Eğer ki çocuğum bulunursa ben çocuğumun direktmen kanını tahlil ettirmek istiyorum. Neden? Benim oğlum yani çok kolay, uyuyan bir çocuk değil. Ne zaman bana gösterse bu çocuk uyuyor ve gözleri her zaman mayhoş ve sarhoş bir şekilde. Hareketli bir çocuk var mı? Çocuk çok hareketli bir çocuk. Bu kadar enerjik bir çocuğun babanın yanına gittikten sonra bu kadar uysal ve sakinleşmiş olabileceğini düşünmüyorsun. Kesinlikle. Babanın çocuğa bu dönemde bir sakinleştirici verdiğini iddia ediyorsun. Eşiniz, evet. Hülya'm soru sordu. Eşinizin madde bağımlılığı var mı? Daha önce madde kullanmış fakat şu an kullanıyor mu bilmiyorum ama alkol kullanıyor, onu biliyorum. Alkol kullanıyor, madde. Evet. Eşin nasıl bir adamdı? Şimdi BTR'leri de ekrana getireceğim. Eşim şöyle... Çalışır mı, sorumluluk sahibi midir? Eşim zaten bizim tamamen ki yıkılma dönemimiz şiddetten hariç sürekli evin içinde, sürekli bir şeyin peşinde. Ve ben Esra Hanım daha sonra evlendikten sonra hani ben kendisi çok çok zengin bir insan değil ya da çok böyle şey bir insan. Zaten ben böyle bir hayatı aramadım hiçbir zaman. Ama kendisi evde dahi çalışmayıp mesela biz ayrı zaman yani ayrı oturduğumuzda dahi ev kirasını ödemeyip gelip benim annemin evinde kalıp anneme babama hakaretler edip. Yusuf nasıl bir insan? Ben Yusuf'u evlendim evleneli hiç tanımadım. Evlendikten sonra tanıdın. Şimdi bir BTR'miz var. Yusuf İnci, 2 yaşındaki Emircan İnci'yi kaçırıyor. Normalde aile Hatay'da yaşıyor, o da Hatay'da yaşıyor ama sen jandarma ile beraber Hatay'da kayınvalidenin, kayınpederin evine gittiğinde, Kışlar Köyü'ydü sanırım, oraya gittiğinde çocuğu bulamıyorsun. Çocuk buradan gitti diyorlar. Yusuf'un kendi hayat arkadaşına, karısına ve çocuğun annesine göndermiş olduğu bazı videolar var. Buradaki asıl amaç aslında tahrik. Gelsin o videolar ve çocuğa en büyük zararlardan biri. Şimdi bu çocuk biraz büyüseydi de alsaydın olmaz mıydı? Bak anne, çocuğu baş edemiyorsun, ağlıyor. Ben zevk duyuyorum böyle.
Ben zevk duyuyorum böyle. Daha çok seviyorum. Ağlamasından mı zevk duyuyorsun çocuğum? Evet. Ayıp sana. Kocaman adamsın. Bir beterimiz daha vardı. Onu da ekip arkadaşlarım hazırlayabilirse çok sevinirim. Sürekli seni görüntülü arıyor. Evet, beni görüntülü arayıp çocuğu ya bana... Amacı ne mesela? Bu videoları gönderip çocuğun o halini gösterip çocuğu ağlatmak, çocuğa eziyet ederek neyi amaçlıyor? Ya bu çocuğun babası nihayetinde ya. İşte babası nihayetinde de hani onu keşke normal profilde bir insan olsa diyeceğim ki babasıdır hani kalsın ama... Profil olarak da değil, hani normal bir insan değil ve... Benim aslında gerçekten duymak istediğim buydu. Normal bir insan olsa, sağlıklı bunları yapmaz. Normal profilde bir insan değil. Diğer beterimiz hazırsa onu da bir verelim. Hadi anneyle konuşalım. Annem de. Anneyle konuş hadi. Bak anneyi arıyorum açmıyor. Anne diyor ağlıyorsun ama annen telefona cevap vermiyor maalesef oğlum. Dahası var sevgili seyirciler. Mesela çocuğun eline, senin yapılmış bu konuda şikayetlerin var. Silahlar veriyor. Çocuğun yanına silah koyuyor. Evet. Çocukla beraber çekilmiş o fotoğrafları sana gönderiyor. Evet. Esra Hanım benim oğluma annem baktı. 2 yaşına kadar o baktı, büyüttü. Ne emekler etti o çocuk için. Hiçbir şey yapamamak ya da çocuğu bulamamak sizi bu kadar üzüyor. Evet. Bir beterimiz daha var. O beteriyi de bir ekrana getirelim. Ben yap. Ben yap. Anneyi gönderelim de bu oyuncak silahla bir haber daha yapsın sana. Öyle yapmış ya babam. Evet, dan yap, hadi. Dan yap, dan. Hadi babacığım.